Hey people, ne haber, ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber PUBG'ye yeni gelecek olan Nus haritasının detaylı bir incelemesini yapacağız. Evet, daha öncesinde bir videomda böyle ufak tefek üstünden geçmiştik ama bugün detaylı bir inceleme yapacağız sizlerle beraber. Haritanın her yerini didik didik inceleyeceğiz. Bakalım nerede neler varmış, ne farklılıklar var göreceğiz. Şöyle Çin sürümündeyim şu anda. Çin sürümünde Nus haritası uzun zamandır var chat. Gördüğünüz gibi şu harita. Bayağı bir küçük. Livik'ten ve Karakin'den daha küçük bir harita. 10 dakikada falan bitiyor galiba. 11-12 dakikada. Evet, hadi başlatalım. Hey sen, evet sen. Neden lanet olası videoyu beğenip yorum yapmıyorsun? Aynı zamanda kanalıma abone olabilirsin bro. Evet, tamamdır, bunu da yaptığımıza göre. Haritanın tanıtımına geçelim kanka. Şimdi gördüğünüz gibi toplanma alanı bu şekilde. Gayet güzel, tatlı bir toplanma alanı var. Oğlum ben takımımı başlattım tanrım. Neyse, takımı başlatmışız yanlışlıkla. Bu şekilde bir toplanma alanı var arkadaşlar. Çok tatlış. Şurada toplar var, bunlara vurabiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi gidiyor. Acaba bunların üstüne biniliyor mu onu bilmiyorum. Bunun üstüne binsek gider mi bilmiyorum. Neyse, binemedim. Şurası aşk adası, görüyorsunuz. Kalpli olan bölge, yani şurası aşk adası. Önce oradan başlayacağım. Çok merak ediyorum çünkü. Aşk adasından başladım kanka. Şu anda aşk adasına iniyoruz chat. Gördüğünüz gibi kalpli bir bölüm. Ulan chat diyorum ya, alışmışım yayınlardan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası. Bakalım neler var burada. Ama çok tatlı yapmışlar yani. Kalp falan buradan, işte gördüğünüz gibi gidiş var. Şurada balon var. Hava balonu var. Güzel olmuş kanka. Şuraya bir kişi atladı. Güzel, bakalım. Aşk adasındayız. Yeni gelecek olan Nus haritasında şu anda aşk adasındayız ve burada neler var bakalım şimdi. Önce ufak bir loot çekeyim. Yanıma gelecek olan düşmanlara karşı. Tamamdır, şunu da alalım. Güzel. Scarlet'im var. Tamam, şunu da aldım. Hadi gidelim bebeğim. Şimdi bu şekilde. Çok tatlı, nezih bir harita olmuş. Ben beğendim. Denizi bile çok güzel görünüyor. Güzel harita. Küçücük zaten. Her yere yürüme gidebilirsiniz. O kadar küçük. Şu toplara yine vurulabiliyor. Adam var. Bot galiba. Tamamdır. Botu becerdik. Şöyle bitirelim. Tamam, jiroskopum açık burada da. Şurada balon var. Bakayım bunlarla etkileşim kurulabiliyor mu şu balonlarla, merak ediyorum. Yok, bu balonlara bir şey yapılmıyor. Sıksan patlar mı? Yok, öylesine koymuşlar. Güzel olmuş, tatlı olmuş. Şu karşıya geçeceğim bir de. Bakalım burada neler var arkadaşlar. Çok seri ve hızlı anlatıyorum. Alan gelebilir çünkü. Mesela şunun üstüne binince gidiyor mu? Yok, gitmiyormuş. Aracımız var burada. Karşısı bu şekilde, balonlarla çevrili. Güzel, güzel olmuş. Yani sevgilinizle oynayabileceğiniz bir harita. Buraya bir kişi atlamıştı bu arada. İnşallah öldürmez beni. Bu çalışıyor mu arkadaşlar? Bu çalışmıyor galiba. Evet, fake bir dönme dolap var burada. Çalışmıyor. Öyle göstermelik koymuşlar. Buralar ne? Aa, çok değişik şeyler var ya. Hiçbir şey anlamadım. Buraya gidilmiyor mu? Heh, gidiliyor, tamam. Şuraya bakalım. Şu an aşk adasını inceliyoruz. Wow, bunun üstünden zıplanır diye düşünmüştüm. Yok, bu da işe yaramıyor, boş. Buna biniliyor mu? Yok, binilmiyor. Her şey göstermelik olmuş. Neyse, şunu alayım arkadaşlar, şu aracı alayım. Buraya da düşenler var şuraya. Evet, hadi bakalım. Elime silahımı alayım her ihtimale karşı. Hadi gidelim bebeğim. Aa, balonda bir kişi var. Bakın balon kalktı arkadaşlar. Balonda bir kişi var demek oluyor bu da. Dur, hiç göstermiyor. Aşağı inecektir muhtemelen. Her neyse, hadi gidelim bebeğim. Balonu almış. Zaten balon olayını biliyorsunuz. Şöyle birazcık göz gezdireyim. Ay, sıkıyor. Oynamayacağım, oynamayacağım. Gidelim buradan. Tamam, şöyle yola çıkayım. ATV motor var. ATV'yi alayım. ATV'yi göstereyim size ölmezsem. Evet, ATV motorla haritayı dönüyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi ATV motor bu haritaya özel bir şey. Başka haritalarda yok biliyorsunuz ki. Şöyle alan dışına girdim. Şuraya küçük minnak evler var. Çok tatlış görünüyor bence. Hoşuma gitti benim. Burası şura oluyor. Tamam. Evet, alana doğru girelim. Tamam. Güzel fightlar döner burada. Güzel fightlar döner çünkü hani çok coverlı bir bölge. Hani birçok cover'ı var gördüğünüz gibi işte. Fake arabalar var şöyle. Kullanılmayan arabalar vesaire vesaire. Şöyle bir alana girelim arkadaşlar.
Çin sürümünde olan bir özellik. Şöyle bir heykel var. Bundan loot alabiliyorsunuz. Yapmama gerek yok, biliyorsunuz mantığını zaten. Şöyle ya da göstereyim size. Şöyle geliyorsunuz, size loot veriyor arkadaşlar. Bu Çin sürümünde olacak muhtemelen sadece. Şura açılıyor mu? Aa, açılıyormuş. Aha, kapandı. Bura açılıyormuş bak, buranın içinde bir şeyler var. Güzel, bunu bilmiyordum. Şimdik nereye gidelim? Ben buradayım. Şu ortaya doğru gideyim arkadaşlar. Ortaya doğru bir gidelim bakalım neler var. ATV motor bu haritaya çok uygun olmuş. Küçük olduğu için. Bu arada iki kişilik gördüğünüz gibi. Hani bu haritaya güzel bir şey, ideal bir şey olmuş. Tamamdır. Burası bu arada Çin sürümünde en yoğun geçen bölge. Tam şu ortası, şurası. Globalde de öyle olabilir diye düşünüyorum. Bakalım loot'u ne şekilde. Farklı bir şeyler var mı? Alevli arbalet oku var mesela. Onu bulabilirsem çok mutlu olurum. Alevli arbalet oku. Attığınız yeri şey yapıyor, yakıyor. Onu bulursam çok güzel olur. O da bu haritada gördüm ben sadece. Diğer haritalarda var mı bilmiyorum. Oynamadım. Hayır hayır hayır. Lanet olsun, araba geldi. Tekim kanka. Tamam, bunu vurdum. Hayır hayır. Ha, lanet olsun. Kaç X takılı? Tamam, lazer takılı. Neredesin bebeğim? Aa, onları becereceğim. Bir saniye, şu karşıdaki çok sıkıntı çıkartacak bana. Hayır. Hayır, biliyordum böyle olacağını. Neyse, yine buraya atlayacağım. Tekli başlatıp buraya atlayacağım. Tamam, yine buraya atlayacağım. Sıkıntı yok. Evet, hadi atlayalım bebeğim. Tamamdır, oraya atlıyorum. Zaten gördüğünüz gibi küçücük harita. Bir şurada limanı var. Orası da güzel. Şuraya hiç gitmedim. Oraya da gideriz sizle beraber. Şurada araştırma bölgesi gibi bir şey var. Araştırma tesisi tarzı bir şey var. Tamamdır. Alevli arbalet oku arıyoruz şu anda ve arbalet arıyoruz. Buradan çok çıkıyor. Buradan çıkıyor genelde. Aa, bu silah. Mesela bu silah globalde var. Bu hangi silah? Aa, yeni silah bu arada. Bakın bakın, bu silah da globalde yok. Bu silah globalde yok. Yeni gelecek olan bir silahtır muhtemelen. Adını ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir silah. Hangi mermiyi kullanıyor? SPAS-12. Bu hangi silah oluyor? Aa, iki tane farklı silah. Bu haritaya özel mi bilmiyorum. İki yeni silah gördüğünüz gibi. Bu SUPAS diye bir pompalı arkadaşlar. 7 mermisi var. Bilmiyorum, bu Livik'teki pompalı da olabilir. Ya ona benzetmişler. Livik'teki pompalıya çok benziyor ama sesi onun gibi değil. Biraz daha farklı sesi var. Bu arada bu silah 9 milim kullanıyormuş. Şu silah. Hafif makineli olarak muhtemelen globale gelecek olan bir silah. Gördüğünüz gibi şöyle tatlı bir silah, benim hoşuma gitti. 9 milim kullanıyor. Ben bunu kullanırım kanka. Yeni gelecek olan silah. Gördüğünüz gibi haritada teleferik var. Şöyle yukarı doğru çıkabiliyorsunuz. Onu da size gösteririm. Teleferiğin olması güzel olmuş. Ulaşımda bize bayağı bir katkı sağlayabilir. Ama şu an aradığım şeyi bulamadım. Aha, değişik bir şey gelmiş. Bu ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Değişik bir eklenti. Pompalıya özel. Anlayamadım ne olduğunu. Yo, sıkışta bir değişiklik yapmıyor. Tamamdır. Hadi gidelim bebeğim. SUPAS. Bu silahın adı SPS-12. SUPAS diyelim işte biz. Wolf Team'de de vardı galiba böyle bir silah hatırladığım kadarıyla. Aa, canavar kamyonet var. Biniliyor. Bir değişik ama bu. Ya bu haritaya özgü bir şey. Tekerleri falan çok farklı. Yeni gelecek olan bu haritaya şu araba. Sadece bu haritada var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok farklı bir araba. Yani canavar kamyondan daha tarz bir araba. Gerçekten beğendim. Bu haritada sadece burada gördüm bunu bu arada. Sadece burada olabilir bu arabadan. Başka bölgelerde olmayabilir. Şu silahı deneyeceğim. Adam var. Abi silahın sesi boncuk tabancası gibi tı 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 diye çıkıyor. Yani hani ucunda susturucu da yok. Ama bayağı sessiz bir silah. Ucunda susturucu olmamasına rağmen çok güzel. Tamam, şurada bir bot var. Onun üzerinde deneyeceğim bu silah. Allah'ım, hala bulamadım. Arbaleti hala bulamadım. Gel bakalım. Şimdi yakın mesafede bir deneyelim. Normal body. Schlags. Tekliyor, güzel. Güzel, bir de 3 seviye yeleği varmış. Tek attı. Bu pompalıyı beğendim arkadaşlar. Toros da var bu haritada. Yani Toros. Şöyle gördüğünüz gibi canavar kamyonet. ATV, McLaren.
UAZ, bütün araçlar var burada ama globalde olur mu onu bilemiyorum bak. Belki orada bir değişiklik getirir koymazlar. Alana doğru gitmem gerekiyor 70 metre. Şöyle bir köprü var. Minik bir köprü. Allah, geçerken bile zorlanabileceğimiz bir köprü. Az kalsın aşağı düşüyordum. Güzel olmuş ya. Şurada bir araştırma tesisi gibi bir şey var dediğim gibi. Oraya da bir uğrayalım sizle beraber. Geliyorum bebeğim. Gördüğünüz gibi burası da bol lootlu büyük bir mekan. Şöyle göstereyim. Farklı bir yer olmuş. İlginç ama güzel. Aha, alevli arbalet oku. Görüyorsunuz değil mi chat? Üzerinde alev işareti var. Ben bunu alayım, bir tane arbalet bulursak deneyelim. Aha, arbalet de buldum. Yakında adam var, inşallah ölmem. Tamamdır. Alevli arbalet okunu size göstereceğim. Ölmezsem. Ayak sesleri var çünkü. Bir saniye, inşallah bottur. Bot galiba ya. Şunu çıkart kanka. Tamamdır. Şimdi bunu size göstermem için şöyle bir gideyim. Bir tane evde göstereceğim size çünkü. Bakın şimdi arkadaşlar, alevli arbalet oku nasıl kullanılır. Alevli arbalet okunu deniyoruz. Şılaks diye attım kanka. Yanıyor gördüğünüz gibi şu anda. Yanıyor arkadaşlar. Burası full yanması gerekiyor ve ateş sesi çıkıyor gördüğünüz gibi. Full yanması gerekiyor şöyle. Gördünüz mü? Dumanlar çıkıyor, orası yandı. Şunları bir öldüreyim ya. Ulan öldürecekler beni. Mesela bunda ne işe yarıyor? Oraya attığımda pek bir etki yapmadı. Yakın mesafede düşmana karşı arbalet oku ne yapar? Özellikle alevli bir arbalet oku. Attım kanka. Aa, bir şey yapmıyor, yanmıyor, teklemiyor. Tamam, şunu da öldüreyim. Neredesin bebeğim? Şurada. Ulan ne darlattınız be. Gördüğünüz gibi evi bu şekilde yaptı. Açık bir hale getirdi. Mesela burada düşman saklandığını şey yapıyorsunuz. Düşman saklanıyor diye hayal edin. Hemen alevli arbalet okunu atarsın kanka. Çıplak olur ev. Yani güzel olmuş ama kim kullanır bilemem. Hemen şuraya dağıtayım mesela. Attım, yanacak orası şimdi yavaş yavaş. Görüyorsunuz. Yanıp kül oluyor bildiğin. Simsiyah oluyor. Bence güzel olmuş. Yani arbalete böyle bir yenilik getirmeleri güzel olmuş. Bakın. Şu anda ev çıplak bir hale dönecek. Wow. Yanıp kül oldu. Yeni gelecek olan silahın sesini tekrardan gösteriyorum. Şekli bu şekilde. Ve şöyle sıkıyor. Sesi çok güzel. Ben beğendim. Havuzlu bir tane de ev var. Çok güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Havuzu var. Teleferikle buradan şuraya geçebiliyoruz. Yani çok yakın mesafe. Ama şu an geçemiyorum oyunu bitirdiğim için. Şuraya kadar geçiyor. Burası sahil bölgesi oluyor. Evet. Şunu kullanayım kanka. Tamamdır. Birinci olduğumuzda da böyle bir animasyonu var. Çok tatlı, güzel. Ne attı bize? Bakalım drop'tan ne çıkacak? Bakamadan oyun bitti. Evet, yeni gelecek olan Nus haritası bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım lanet olası videoyu beğenmişsinizdir. Harita hakkındaki, yeni silahlar hakkındaki ve alevli arbalet oku hakkındaki düşüncelerinizi lanet olası yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet, seviliyorsunuz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki Çin sürümü videosunda görüşmek dileğiyle. Global sürümde de lobi trolleri yapacağız. Beraber eğleneceğiz, güleceğiz. Kendinize çok iyi bakın kanka. Hadi öpüldünüz. Bay bay. Yorum yapmayı unutmayın bak. Kanalıma da abone olun. Gerçekten çok mutlu olurum.